all the time that we said, okay, but I have this goal, and no, there's such a way that we can gather all the information we are talking about, because memory is so light, yeah? And there are things that we forget, and this would be very helpful to give all those things. And my friend has many resources that I'm sure he wants to share, yeah? And we have to check those things. Evet, aklınıza gelen kaynakları lütfen gidip oraya yazın. Çünkü hafızalarımız çok iyi, unutuyoruz her şeyi. O yüzden ve çok kaynağımız var, herkes de bilgi var. Lütfen oraya yazın, bu sayede bilgiyi bir araya getirebiliriz. And parking is when we were talking sometimes they say, okay, but I wanted to ask, I say, okay, I will talk about this afterward. And maybe I forget. But if this then will be another kind of memory we have to use. Yeah, this is a memory that said, okay, we will have plans for the future. It's very fantastic because it's a memory also, but for the future, you think what happens? Sometimes time is not here; it's in the future. Bu şu tarafa da konu, yani gün içinde aklınıza gelen ama bundan sonra bahsedelim deyip unutabileceğimiz şeyleri not edelim. Çünkü unutuyoruz gerçekten. Bu taraftaki de geleceğe yönelik planlarımızla, fikirlerimizle ilgili, o da esasında yani unutmaması gereken bir şey ama daha ileriki bir zamana yönelik bir şey. Gelecekte olacak şeyler. Yeah, I mean, it's very interesting because we were talking many times yesterday and now we will talk much more about memory. The contrary of memory is forgetting. Hafızadan da bahsedeceğiz dün konuştuğumuz şeylerin üzerine. Hafızanın zıt anlamlısı unutmak olarak alabiliriz mesela. Yeah. And really our brain functions in such a way that we keep memory but we forget something. Beynimiz öyle bir çalışıyor ki hafızamızda bir şeyleri tutuyoruz ama sürekli bir şeyleri de unutuyoruz. So this is a very special device. Yeah. And dialectic situation. We remember many things. And we store them in a bag in the memory, but the bag is not, so something began to be loose. So we forget. And we live in this world of memory, remembering and forgetting. Bu böyle ikilemli bir şey birazcık. Bir sürü şey hatırlayabiliyoruz, hafızamızda tutabiliyoruz, depoluyoruz ama tabii bu doluyor bir yerden sonra ve bir sürü şey de unutuyoruz. Dolayısıyla böyle bir sürekli bir ikilemin olduğu bir hayatta yaşıyoruz bir yandan da. And this is an individual situation but also a communitary situation. Bireysel bir şey olduğu kadar toplulukla da alakalı bir şey. Ve konuşmak istediğim şey bu şu anda. Those devices are really for the community. We as a community have not a very strong memory. It's very weak. So we forget. Bunlar hep toplulukla alakalı şeyler. Topluluk olarak da hafızamız çok güçlü değil ve sürekli bir şeyleri unutabiliyoruz. Yeah, if I doesn't mention today the book of Rayen Eisler, the only one that will know the name would be she that proposes. But if we stop there, it will remain on time. Evet, bu bahsettiğim kitabı ben unutabilirim ama hatırlayacak bir kişi onun teklif olan etmiş olan kişi ve oraya yazarsak hepimiz hatırlarız. Maybe in a near future we have some of you reading those stuff and using and discovering the same thing that she discovered in this book, and the comment I do around that will be very clear and told for you something. So we have to be careful with the memory of our community. Belki bu sayede yakın gelecekte içimizden bazıları da o arkadaşımızın kitapta bulduğu ve kendisine yakın ettiği, hissettiği şeyi bulup çıkarıp bundan faydalanabilir. Yeah. And one more thing is just to make some agreement. First agreement, we do that in the morning, you remember very well. Bir takım anlaşmalar da yapmamız iyi olacak. İyi ki bu sessizlik olup derse başlamakla yaptım. So every time we lift our hands, it's just to stop, just sit down and we start working. Okay? Evet. This is one. Anlaşma. The other one is that I will do some techniques now to work with the groups, and I want your authorization to invite you to be touched
each other and to be in movement. Because some people said, okay, I don't want to do that, I'm suspecting. But please trust in me, nothing is wrong, nothing is bad. So we can have a good time, but if you give me this authorization. Şimdi gruplarla ilgili çalışmak ya da gruplarla çalışmak için bir takım teknikler, yöntemler göstereceğim bugün. Bunları yapacağız. Birbirimize dokunmakla, birbirimize ilişki kurmakla alakalı şeyler. Bazı insanlar biraz çekimsel davranabiliyorlar. Onu yapmak istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum gibi. Ama lütfen bana güvenin ve bana müsaade edin. Keyifli ve güzel bir vakit olur. And just see your eyes. Opa, beni koyamadım. Yes, all your eyes and see that we are a group that will change the world. Gözlerimize bakıyoruz, birbirimizi görüyoruz ve dünyayı değiştirecek olan grup olduğumuzu biliyoruz. Birbirimize güveniyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Care each other with birbirimize özen so gösteriyoruz. Deeply compromise. Yeah. And that is very important for us. And today I think that modern times it's difficult to get people looking for eyes of all. Bunlar çok önemli şeyler ve modern toplumda günümüzde insanlar pek birbirinin gözlerine bakmıyorlar. O yüzden sen bunu yapalım. So keep 1 minute silence just looking at your eyes. 1 dakika sessizlik içinde. Sizi kırmayayım. Okay. No problem. No problem. It's your side. Yeah. And if there's some that want to be in the middle, I have no problem. Ortada olmak isteyen varsa da benim sorunum yok yani. Yeah. I don't like to separate. Oh, good. Ayrımcılık yapmayı sevmiyorum. Eşitiz, o yüzden ortada durmayı tercih ediyorum. But you see, I think that it was the first time for the meeting we have that I realized that we are more men. Here. Belki ilk defa dünden beri erkek sayısının daha fazla olduğunu gördük şu anda. So it's very important just to keep in mind that we are not always equal quantity or and we can make another kind of separation of what we are. A question of just to realize that we are very different. For different ladies and men. Evet, ilk defa bunun farkına vardık ve bazen gay one, yeah, or a lesbian one, okay, we are here. Bazı şeyleri kanıksıyoruz, sanki doğrudan öyleymiş gibi düşünerek hareket ediyoruz ama esasında bu tip şeyleri yaptığımız zaman görüyoruz ki aramızdaki farklar ortaya çıkıyor yani ilk defa. And that is what we are, nothing else. Ne buyuz, birbirimizden farklı insanlarız. So it's the third way to understand our community. We are different. Toplulukla ilgili anlamamız gereken ilk şey bu. Birbirimizden farklıyız. But we are equals. Ama eşitiz. Yeah, interesting, different. Okay, come on. Everybody to the line. Tekrar çizgiye. Now you are in the community. You are all aligned. Yeah? Interested. Yeah. And now, who knows something about transition dance? Transition tanzlarla ilgili bir şeyler bilen birileri var mı? Lütfen bu tarafa gelsin. Çok mu biliyorsun, az mı biliyorsun? I would say... Quite a lot. And you? Quite a lot? So. Yeah, so a little bit. Tamam, biraz geri al. En çok bilen bu tarafta duruyor gibi. Ben dışarı. En azından adını duymuş olan var mı? Hayatında ilk defa transition trans kelimesini duyanlar da arkaya çıksın lütfen. First time. Yeah. Okay. You also first time. You see, this is a map. Gördüğünüz gibi bu bir harita. Yeah, a map of information and knowledge. Evet, bir bilgi haritası. And we agree. We move in maps. Yes. Görüyoruz ki haritalarla hareket edebiliyoruz. Now we have another map of our same community. Şimdi bu toplulukla ilgili başka bir haritamız daha oluştu elimizde. Male and female. Yeah. Hanımlar ve erkekler diye başladık. Şimdi bilgiyle ilgili bir harita yaptık. Do you know much that everybody about transition town?
Yeah. About transition time, you know. We made many translations from tokens, and we talk about and we get in contact with them. And 3 years ago and 4 years ago. Biliyorsun bayağı güzel yani. So can you explain in 1 minute, but very simple words, what are it is very difficult to define transition time minutes because you're asking one minute. Okay. Go. Transition time is about transition. Yeah, absolutely. Wow. That's the name. And it's very, very clear, you know, from unsustainable to sustainable. More sustainable, Transition. Transition, yeah. Bir geçiş olarak. More resilient community and daha dirilgen. Yeah, of course. And more cooperative and more sharing community. Daha paylaşımcı. And more energy efficient. Daha enerji etkili. Yeah, and more and more, you know, and her şey daha fazla. Okay, okay, please, he's in the box. Yeah. Oh, really? Yeah. Are you tired? Yeah. Details? There's a city in Totnes, and they're working on this kind of things, and they are focused on consensus building, and the consensus building is the most important part of transition towns and how we can build a consensus. And now we are trying to build a consensus about transition towns. Finished? Okay. You see, if we are separated and just looking who knows and who has more information, we can squeeze him just to get information. Something to ask, in the map he is the second that knows better. Something to add for this? I will say it's based on open map culture. It started 10 years ago. It's all over the world, but mainly in richest countries, in occidental countries mainly. And you can actually see the map on Transition Network website, and you have like thousands of towns around the world with, I don't know, thousands of initiatives, and yeah, it's actually a great energy around the world. Good. So we have much information. You can add something. I think pretty much the same as what he said. It started after a PBC course when the students were shown a documentary about peak oil. And they were so horrified that they started coming up with a plan of how to transition from fossil-based towns, cities, into something more resilient. And it caught on. Okay. Yeah. Now they know. Now they know something. So good. Time to come. Good. Yes, we have to change. It has a dynamic processing system. I did some juice. Yeah. Now everybody can come here. I can go everywhere. I can do some sentences. Look, those friends of mine, it's the first time they heard about this stuff of transition time. Yeah? So maybe in our community they have some questions to do, just to advance a little bit and just to make more clear. And also it's an evaluation of how good you do it to explain. You see? And everything is here in our community. Bu arkadaşlar ilk defa duydular transition towns olayını ve belki daha fazla soruları olabilir ve belki sizin de bu sayede olayı ne kadar iyi aktardığınızla ilgili değerlendirme yapmanızı sağlayacak bir fırsat olarak düşünüyorum. Yani sorun şu, yani yavaş şehirlerle geçiş şehirleri, kasabalar ya da town'u nasıl söyleyeyim? Bence town kasaba diye ben anlıyorum. Şehir değil yani. Dolayısıyla yavaş şehir diyen, Türkiye'de lanse edilen sevme listelerine yani bu şey nasıl oluyor? Okay, he's asking the difference between slow town and the transition town. Mine was better. I had someone else.
Transition Towns'ta bir hareket var. İlk önce işte Deniz'in dediği gibi peak oil, yani petrolün azalmasına, bitmesine karşı ne yapabiliriz diye toplantılar yaparak kendi aralarında başlamışlar ve kendilerini evriltmişler. Şunu yaparsak daha iyi olur, şöyle yaparsak daha iyi olur vesaire vesaire. Kendi içlerinde para sistemleri oluşturmaya çalışmışlar. Gruplar kurmuşlar, çalışma grupları kurmuşlar ve şehri kendi başlarına bir yerden bir yere dönüştürmeye çalışıyorlar. Kasabayı. Yani minik şehirleri, mahalleleri. Ve Seferihisar'daki ilk örneğiyle başlayan yavaş şehir hareketi slow food akımıyla birlikte, yani İtalya'da başlayan slow food akımıyla birlikte geliyor ve hayatımızda neleri fazladan yapıyoruz bir durup düşünelim. Ona göre hayatımızı nasıl yavaşlatıp da devam ettirebiliriz ona bakalım diyor. Birinde daha biraz daha aktivist bir çalışma var. Birinde kendimize bakıp aynayı koyup biz ne yapabiliriz ona dönüp bakmak var ve yönetimin de buna katılması var. Benim algıladığım ve bildiğim kadarıyla ikisi birbirine yakınmış gibi dursa da birbirinden farklı hareketler. Teknolojide zayıflıyor, o yüzden şey yapıyor. Şu sıralar Discovery Science Channel'da Soldier Screen ile ilgili bir şey var. Film var. Soldier Screen diye bir kasaba Amerika'da. Tahmin ediyorum onlarla başlamış 50 yıllarda. Nehir yatağı taşıyor, şehirde otel altında kalıyor. Onun için baraj yapmaya karar vermişler ama bir gazeteci barajın maliyetiyle şehri taşımanın maliyetini şey yapmış, karşılaştırmış ve daha ekonomik oldu. Ve insanları adım adım şehir taşımaya ikna etmiş. Ama bu taşıma işlemini yaparken sadece evleri taşımamışlar. Çünkü en büyük sorun orada enerji sorunu. Enerjiyi nasıl üretiriz diye güneş enerjisi de nasıl ısıtırız? İşte topraktan nasıl enerji alırız? Daha etkili evler yapmaya başlamışlar ve bir anda emlak piyasası bunlar yapınca yıpranmamış, el değiştirmiş. Ve sistem göçmeye başlamış. Çünkü çok güzel çalışan sistemi yeni gelen insanlar iyi kullanamamışlar. Yani mesela itfaiye binası yapılmış, gayet güzel çalışıyor. Yerine ek bina yapılmış ama ek bina onun güneşini kesmiş. Ve insanlar fanları, yani güneş enerjisiyle ilgili ısıtıyorlar ve fanlar içeriye ısıyı geçiyor. Fakat gece fanları kapatmadıkları için donmuşlar, şikayet edip fanları sökmüşler. Ve orada bir şeyi görmüşler. Yani sistemi bilmek, kurmak yetmiyor. Ve insanlara eğitmek gerekiyor. İlk yapan insanların değil, aferin olmalı, yüklem olmalı. İnsanlara bu desteği vermesi gerekiyor. Yani ben Transitional Town her ne kadar bilmesem de orada görmüştüm. Tam Transition Town değil ama o biraz daha değişik. Evde konuşuyoruz. Ben ufak bir şey yapayım. Yani Transition Town'ların mesela en belirgin farkı diyebilirim Soul City'den. Çıkasının aslında ekonomiyi yerel tutmaya bakıyor. Öyle bir tarafı var. Ama mesela Transition Town'lar kendi ekonomisi, yani işte Let's gibi sistemler olabilir ya da bizdeki Zumbara gibi zaman bankaları olabilir. Onlar özellikle kendi ekonomik sistemlerini de kurmaya bakıyorlar. Yani ya fişlerle işliyorlar ya da yeni bir şeyleri deneyimliyorlar. Evet. Kendi içinde işleyebilir yeni sistemler kurmayacaklar ama sonrasında daha ziyade var olanı yavaşlatmak ve yenilikleri canlı. May we get the seat just for please I apply two techniques. Three. I looking for üç yöntemi birleştirdik aslında. Sarılmak, birbirimize bakmak. And knowledge. Ve bilgi. Evet, harita yapıyoruz. Map of information or knowledge. Bir bilgi haritası. And map of gender. Yeah. Cinsiyet haritası. So it's important. It's so simple as to have a line. Sadece bir çizgi çekerek topluluğumuz içinde ne olup ne bittiğini görebilirsiniz bu sayede. And I want you to talk about that. What the feeling, what you think is interesting thing to do that. Bunun hakkında konuşmanızı istiyorum. Size ne hissettirdi, ne gördünüz, sizce değişik neler oldu şu yaptığınız çalışmanın içinde?
Mesela evet, bir yönde gördük ama bir yönde de kısıtlamasını gördük gibi. İşte mesela ne kadar bildiğimiz şeyle, yani kişinin kendi şeyiyle oluştu. Yani bir objektivite yok, tamamen subjektif bir algılamaydı. Belki o sakıncası olabilir. He's saying it works in a way, but it also maybe doesn't work very good because how much, for example, how much we know about transit towns, only we can say that, and so maybe it's not very clear, you know, this the real positions of people on the map. Bizde genelde böyle bir topluluk olduğumuzda neresinde hemşehrinle başlar olur. Oradan bağlar kurulur. O göz göze bakmalar ya da işte kaynaşmalar, o oradan bir şekilde kıvılcım çıkar ve topluluk da ona katılır ve oradan devam eder. In our culture, it usually starts, this kind of thing usually starts with where you're from, you know. So, and which then which city you're from, and then you start to look and, you know, touch, and then it moves forward. Yeah. Good. Thank you. Daha çok hissediş, yani duyguların daha çok ön planı oluyor. Kendine, kendine biraz feels more about, it's more about feelings and emotions than looking back into yourself. Evet, mesela hani birinin dikte etmesindense, burada şu kadar adet kadın, şu kadar adet erkek var. Mm-hmm. Yani o ses bazen duyarken insan duymuyor bile, hani kafa dalıyor. Burada hepimiz onu gözle birebir görüp, hani deneyimleyip, hani sesi görerek, dokunarak hepsini bir anda interaktif. For example, how many men and how many women there are, it's usually told by someone else to us. And this is a very nice way to actually see it and, you know, feel it and experience the difference between people. Yeah. I would say it's like a mind map. When you draw a mind map, when you do mind mapping, you can visualize what you have in the brain. So it's actually, you can see the difference that you usually, that you don't see. Because it's in the brain, you know, you spread the knowledge visually spread the difference, but it's good to see it, like, okay, he knows a bit more, or I can know who I can ask to, or something like that. It's good to see with the eyes that what you usually don't see. Bir zihin haritası yapmak gibi diyor, tahtaya da çizdiğimiz şekilde, ama yani gerçekten farkları, kimin neyi ne kadar bildiğini gözle görerek deneyimlemek güzel bir şey. Ben de şey diyeceğim ya, insanların dokunması ilk Türkiye ve dünyadaki en büyük bela insanlara ait egoizm, yani egoist, hepimiz maalesef egoist bir yaşam tarzına itildik tüm dünya, yani yalnız Türkiye'de. People touching each other, you know, in this world now we're living in a very modern society with people's egos, you know, people don't touch, you know, keep separate. Mm-hmm. And I think this is the very first step to start something, like touching each other. Yeah. Onu kırmak için diyorsunuz değil mi? Dokunma olayı, yani bizim kültürümüzde var. Biz karşılaştığımız zaman birbirimize sarılırız. En basitinden bayramlarda namazdan sonra bütün kol veya birbiriyle bayramın içinde fark var. Ama işte erkekler genelde birbirleriyle, kadınlar birbirleriyle bir ayrı var. Yok, kadın erkek buluyor yani. O kadar şey, yani bazı belki yerlerde kadın erkek ayrımı olabilir ama yani benim de bulunduğum toplumda kadın erkek pek ayrı değildir. Yani sarılır. Okay, he's saying that actually we have a very similar thing in our own culture. People, you know, Islamic people come together in festivals and, you know, in special times of the year, and they, you know, hug each other, you know, kiss from the cheeks, and we actually have this in our culture. Yeah, yeah. So it's very interesting that I see that you see that we have difference, and it's very interesting to be consciousness of that, and just to have a map of maybe we can make another kind of map. Farklı olduğumuzu, gördüğümüzü görüyorum. Bu da ilerlemek için iyi bir adım. A geographic map, for example, where you come from, and maybe we can have a distribution for north, for south, for another continent. We can make a different maps. Coğrafi bir harita da yapabiliriz. Nereden geldiğimizle ilgili. Kuzeyden mi, güneyden mi, başka bir ülkeden mi geliyoruz mesela? Skills.
Yeteneklerle ilgili bir harita yapılabilir. Belki müzisyensinizdir, belki ekmek yapıyorsunuzdur, belki el işiniz iyidir. We can have many maps. Bir sürü harita yapabiliriz. But this is very important because knowledge about transition town here was very good. Do you think? Bilgiyle ilgili haritalar da yapıyoruz. Örneğin yani transition towns'larla ilgili burada bilgi gayet iyi de herkesin yeterince bilgisi var gibi, öyle değil mi? So why do you need a teacher for transition towns if you have much knowledge here? Bu kadar bir şey biliyorsanız niye bir hocaya ihtiyaç duyuyorsunuz ki transition towns öğrenmek için? How can we build up the community? Yeah. Do you see that really you are very powerful if you begin to recognize the resources you have? Elinizde olan kaynakların farkına vardığınız zaman ne kadar güçlü olduğunuzu görmeye başlıyorsunuz. That's why it's so interesting to do map. O yüzden harita yapmak oldukça ilginç bir şey. With your community, and all of a sudden you discover that you have the resources at hand, but you doesn't see them. Esasında kaynakların elinizde olduğunu yani kaynaklarınız elinizde ama farkında değilsiniz. So I think that this is very important to keep in mind. Unutmamak lazım. And we can make many comments about that, but you know, in education we have Paulo Freire, a Brazilian guy that teach that really in countryside the teacher doesn't know or doesn't have the knowledge about the village has. Yeah. So when he come to the village and start teaching something, all the villagers will see him and say, okay, this guy is so good, so fine, I'll teach him, but he doesn't know about our life. What is he doing here? Brezilyalı birinden bahsetti. Kırsal kesime giden bir öğretmen düşünün, bir köye bir öğretmenlik yapmak için. Esasında orada yaşayan insanların hayatında hakkında hiçbir şey bilmiyordur. Orada yaşayan insanlar da bu öğretmene bakıyorlar ve evet çok iyi bir insan, tatlı bir insan ama aslında bizimle ilgili hiçbir şey bilmiyor diyordur. So in transition time, one important thing is to raise the resources we have in our place. Transition towns'larda önemli olan şey elimizde oki olan kaynakları yukarıya doğru çıkarabilmek, yükseltebilmek. More community and in the whole community. So we can ask, did we have an engineering in our group? Is there an engineer? Mühendis var mı grupta mesela? One, two, three. We have three engineering. And do you know something about how to save energy? To enerji tasarrufu gibi konular hakkında bir şeyler biliyor musunuz mesela? So, what does we mean? We have the big, those guys are, they have knowledge and at least they know where to gather. Peki neyi bekliyorsunuz diyor. Bu insanlarda topluluğumuzdaki enerji sıkıntısına çare olabilecek bilgiler vardır. Bilgi yoksa bile bilgiye ulaşabilecekleri yerleri biliyorlardır. Ve bir mimar arkadaşımız. Doktorumuz var. And very well-related political guy. More engineer than this. Ama yani şey... He's more of an engineer. So we have an engineer. And I know that he is a politician, so he knows people in the political system. Siyasetle ilgilendiğini biliyorum. Siyasi oluşumlarla ilgili bilgisi bağlantısı var. And she has contact with a far, far away country. And we will have some information and make some contact to know something there. Aynı zamanda antropolog olan Dilan da arkeolojist. Arkeologist and he is an expert on water treatment systems. So you have many resources here. Yeah. You see, so just with the simple idea to start with a map of knowledge, a map of professions, activity, students have time. Not all the time have time, but when they reach the examination time, they have problems, they have time for nothing. Yeah, but sometimes weekends they want to do something. I have time to do something. It's a resource you have as a community.
Haritalandırmak, bilgi haritası, uzmanlık haritası, insanların neyle ilgilendiğiyle ilgili haritalar çıkarmak çok önemli. Özellikle vakti olan öğrencileri de kaynak olarak görebiliriz. Bir anladım ama bilmiyorum çok. Question. And we don't have to forget the community on internet also, which is huge community. You can contact almost everybody when they answer, but you have all these forums, all this knowledge, like a library, which is powerful because you have many tools on the internet, and actually that's what is bringing us as for the humanity to be connected instantaneously. And the few years we saw the increasement of the the development of internet, the speed. How it changed, and how that we can share all these things fastly. So I think it's a huge part also of the community and of the knowledge. Yeah, you don't feel and you don't see all the time, but I can see your eyes. Yeah, now yeah, but on internet too. But it's not, you don't have the feeling. İnternet üzerinden oluşturulabilecek ve internette var olan toplulukları da küçümsememek lazım. Çünkü çok büyük bir hızla çok büyük bir kitleye ulaşmak ve çok fazla miktarda bilgiye ulaşmak mümkün olabilir. Yeah, exactly. Yeah, and it is very important because in our group, we have an expert make a platform of information and geographic information system, GIS, and he is very skilled in those devices. He uses tiny devices but high quality. Yani kısaca araçlarımız var, birçok şeyi yapmakta kullanabilecek enstrümanlarımız var. Örneğin burada birisi coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili bir platform sunuyor, bilgi sistemleri ya da işte Florian da bu konularda oldukça küçük aletlerde bir sürü şey yapabiliyor. Yeah, and finally, just when you start just to recognize that there are some methodologies to raise the skills and the resources we have in a community is just very important for each one of us when we start a group for a transition town or for just to organize the solution for a problem in a neighborhood. Maybe first step just to know people and see if we have not enough engineers. We have an exec today here. Yeah. Yani bilgi for one in the neighborhood and I'm very sure that you will find there are many people that is retired because they are older and it's very interesting all the things you do in a transition town try to keep elders in the organization. They have much pain. Maybe they are silent because normally with the ages we began to be silent. Just see that okay, I know that this process will go to this way, so I stay, they will learn, and we keep silent, and we have to say to them, hey man, teach us, tell us what you see, and they normally have a better wisdom than us, and we have to respect so much this knowledge, this experience, and really respect all the resources we have in our community. Hayır. Ben tercüme edebilir miyim? Eyvah. Yani grup içindeki yetenekleri ve kaynakları ortaya çıkarabilmek çok önemli. Bunun için haritalar yapıyoruz, haritalar kullanıyoruz. Ve ondan sonra da özellikle bu geçiş kasabalarında yaşlıların ya da emeklilerin önemi üzerinde durdu. Geçiş kasabaları üzerinde çalışan herkes özellikle topluma tekrar geri kazandırmaya çalışır bu insanlar. Çünkü insanlar yaşlandıkça işe yaramaz olduklarını düşünebilirler, daha sessiz olurlar, fazla konuşmazlar. Fakat esasında bilgelik ve bilgi onlardadır. Dolayısıyla onları tekrar toplumun içine aktif olarak çekmeye çalışmak oldukça önemlidir. Bir question. Şimdi burada hepimiz başka yerlerden, kendi mahallelerimize gideceğiz. Yani bir aradığım İstanbul'da depremden sonra depreme karşı bir şey mahalle teşkilatları kurulmaya çalışıldı. Ben kendi sokağımdan sorumluydum. Yapmam gerekli olan şey sokaktaki doktor, eczacı, ebe, hemşire gibi hani bir tehlike anında gerekli insanların listesini çıkartmak.
yaptı. Bildiğin meslek sahipleri bile mesleklerini sakladılar. Bunu nasıl ortaya çıkartacak? Yani tehlike hali var, tehlike hali var. Bilmem ne var. Bir okay, she's saying now we are all coming from different places right now. We don't live in the same neighborhood. She's saying after the earthquake, the government started to set these small neighborhood organizations where people were responsible from certain streets and certain areas, and she was responsible from her own street. And her responsibility was to make a list of people of their, like, of their professions, like who is a doctor, who is a pharmacy guy, who is blah blah blah. But even then, right after the earthquake, when she was making the list, people didn't tell their real professions. They were hesitating. They were keeping, you know, just hiding their. Even if there was a risk. Yeah, really, it's a very interesting phenomenon because when we are in a group of similar people, we say with confidence all the things we want to say and we share our knowledge. İlginç bir durum çünkü medeni toplumlar olarak, toplumlardaki insanlar olarak normalde bu tip şeyleri rahatça paylaşabiliyoruz. But I'm sure that everywhere in the world, when the state gives suggestions, people say no. Ama sanırım dünyanın her yerinde devlet tarafından gelen böyle anketler ya da sorular olduğu zaman insanlar kendilerini geri çekiyorlar. Yeah, I don't know if we have enough time, but I wanted to make a comment. Yeterince zamanımız var mı bilmiyorum ama bir yorum yapmak istiyorum bununla ilgili. Look, in the to see, I will finish with this, yeah, and then start with the comment I want to. Nice, happy. I will make a simple to remember because I was. Unutmayayım diye buraya koyuyorum bu işareti. Bundan bahsedeceğim şimdi. Şunu bitireyim. Difficult to explain in a simple way. Yeah. Look, if I have my community and I have a map, I can make theories about how can I build a nice community. Topluluklara sahip bir haritalarım varsa bu topluluk nasıl daha iyi bir topluluk yaratabileceğimle ilgili fikir yürütebilirim. Maybe we can do now. Maybe yapabiliriz. Can we stand here? Niye bir çizgi üstüne geçebilir miyiz acaba? Come here, because you have to yeah. Who thinks he or she is the oldest one here? En yeah. Yani yaşça en büyük olanımız, en yaşlımız hangimiz sizce? Yeah. Hanımlara sormuyorum. Yeah. The older one, the elder. Yeah. And the youngest one, the youngest. En genç olanımız da en arkaya geldi. Very good. Yeah. Come here. Just me. Yani evet, biraz önce yaptığınız gibi yaşlarınıza göre tahmin ederek aşağı yukarı kendinizi konumlayabilirsiniz. You please move over here. Really, when I see my community, I see that we have a distribution. Yes. Bir baktığın zaman gruba böyle bir dağılım olduğunu görebiliyorum. Okay, maybe you can. Say tamam, hatırlayabilirsiniz. Yeah. And look at this. Yeah. How old are you? 60. 60. Yes. 60. Yes. And you? 47. What? 47. And you? 13. So I'm the oldest one. Yeah, yaşınız benim galiba. I'm 64. Yeah. When I'm 64, do you know? I'm alone. Ama şimdi tek başına. 64 in the highest age. And I see that you are the youngest. 28. 38? 28. So maybe we have something like that. Those are older, really in our group is something like that. Belki bu şekilde bir grafikle gösterebiliriz durumumuzu. Theoretically, what we have to do is just to increase this.
Just to include more young people and teorik olarak esasında yapmamız gereken şey bunu biraz genişletmek. Daha genç insanları ve daha yaşlı insanları da dahil etmek gruba. So one of the most important things when you are trying to build a community, you try to do things with children. Topluluk geliştirirken, topluluk oluştururken çocuklarla çalışmak oldukça önemli, çocukları dahil etmek. People that work with children know that they are really creative. They are very free. Çocuklarla çalışanlar bilirler ki çocuklar muhteşem yaratıklar. They feel more freedom than we. Özgürler, yaratıcılar, bizden daha özgürler. We have much masks. Yeah. We try to keep hidden. Bizim maskelerimiz var. Kendimizi gizlemeye çalışırız birazcık. Yeah. But we have to include that. In Argentina, I remember there was a big problem because a big town that was created in Mons, many people gathered there for a problem with the government. They gathered there and they start a small community, and one thing that they do was make their own square, yeah, the central square of the community. Mm-hmm. And somebody said, oh, and what name will we give to this square? And was a big problem. What name? I said, okay, but we are new. What to do? Bir Arjantin'de bir topluluk, bir grup insandan bahsediyor. Sanırım işte hükümetle ilgili problemleri varmış ve bir şehre gitmişler ve orada toplanmışlar ve orada geçici olarak yerleşmişler ve bir meydan oluşturmuşlar ve bu meydana ne isim vereceklerine karar veremiyorlarmış. And it was a very funny situation because they included the whole community. And they were discussing what to do, maybe the name of the father of our country, or just agreeing, many proposals. Bütün topluluğu dahil etmişler bu sürece. İşte çok çeşitli teklifler, öneriler gelmiş isim konusunda. And a kid, maybe 5-6 years, said, why don't you put the name of the first one that is born here in this place? Sonra bir çocuk ortaya çıkmış ve demiş ki bu toplulukta, bu kasabada doğan ilk insanın ismini neden vermiyoruz peki? So they go home to make a baby the faster person. O yüzden herkes eve gidip ilk çocuğu doğurmak için hemen işe koyuyor. And this town has a square with the name of the first guy that was born in ve the bu kasabada onun ismi. O kasabada doğan ilk çocuğun ismi oraya verilmiş ve bunun da tek sebebi bu çocuğun önerisi. Ve yani diğer insanlar hiçbirinin böyle bir yaratıcılığa sahip olabileceğini düşünmüyorum. It's very important to include children. And of course elder are people that has experience and also they need friends. They are very alone now. They make all the things they have to do for our world. They remain there, and we have to help them. Çocuklar olduğu kadar yaşlıları da işin içine katmak lazım. Çünkü bilge ve bilgili oldukları kadar yalnızlar da ve onları sürece dahil etmek herkesin işine yarayacak. Okay, I think that is enough for now, for just to understand what a map is. We will continue with this afterward. Did I remind you that? Oh, thank you. Yeah. Good system. Yeah. This is a working memory. Bu çalışan, işleyen bir hafıza olarak düşünebiliriz. Well, I'm making a very physiology question. This is working memory. Yeah. Short term memory. Kısa vadeli hafıza olarak. Yeah. Long term memory. good. Okay. And look, when we ask how we reach this those conditions we have in the States, statecraft is a very problematic thing for all the for all society. Yeah, and I think I will repeat something that I told you the other day. I think that somehow communities, yeah, had ancient communities,
make fantastic things. Just going back in time in the Middle East, you said how the ancient Egyptians built those pyramids. Eski topluluklardan bahsediyoruz. Eski topluluklar çok acayip şeyler yapabiliyorlar bazen ve tarihe gidip bakıyoruz. Örneğin eski Mısır'da o piramitleri nasıl yaptılar acaba? If they have not university that give them architects, engineers, geologists. Mimar, mühendis, jeolog gibi mühendisler çıkaran üniversiteler olmadan bunu nasıl yaptılar acaba? Interesting question. İlginç bir soru. And if you go further back, communities solve many problems. Daha da geriye gittiğiniz zaman yine göreceksiniz ki topluluklar sorunlarını çözebiliyorlar. You know the needle and thread were created at the beginning of our civilization. İğne ve iplik bizim medeniyetimizin başladığı zamanlarda keşfedilen şey. Simple tools and guns to not guns, arms to chase animals. Yeah. What about for people? They have no university. Hayvanları avlamak için kullanılan araçlar ve benzeri şeyler, ilkel araçlar, üniversite falan olmadan keşfedilmiş şeylerdir. And there were much knowledge, but on time there began to appear somehow leaders. Bilgi çok ama zaman içinde bir şekilde liderler ya da öncüler ortaya çıkıyor. They began to teach people how to do things. İnsanlara bir şeylerin nasıl yapılacağını öğretiyorlar. Sahip oldukları hafızayı kullanarak yapıyorlardı. Zaman içinde birikmiş olan hafıza. Bu sayede belki daha yaşlı olanlar daha güçlü bir konumda oluyorlar bu kurumlarda. Ya da bir şekilde hafızanın sahibi olarak görüyorlar kendilerini. If many step and we reach to a situation in the modern times that you have community and you have university. Ve modern toplumda toplum dediğimiz şeyle üniversite dediğimiz şeyin birbirinden ayrı olarak durduğunu görüyoruz. Somehow the knowledge of community jumps up and separates completely from community. Bir şekilde bu hafıza, birikmiş hafızayla oluşan birikim bir sıçrama yaparak toplumdan ayırıyor kendini. And we talk about barrier of communication from university to üniversitelerle toplum arasındaki iletişime engelleyen bir bariyer olduğunu söyleyebiliriz. The things that community need to solve, the university doesn't see. Bunun çözmesi gereken sorunlardan üniversite haberdar değil. And the things that university knows are not useful for community. Üniversitelerin, akademilerin bildiği şeyler de toplum için ya da topluluklar için, toplulukların içine yarayan şeyler değil. And I think that this is a modern paradox. Bu da bir modern ikilem. Huge university making fantastic things, but they are not solving a problem. Peki bu acayip muazzam üniversiteler, akademiler var, muhteşem şeyler yapıyorlar ve neden toplumların sorunlarını çözmek için kullanmıyorlar bu bilgiyi? And to solve this problem, a proposal that I knew in Chile was a friend of mine, he died many years ago. Bu problemi çözmek için benim Şili'de gördüğüm bir örnekte bir arkadaşının önerisiymiş, ölmüş uzun zaman önce. American doctor had studied in Columbia University in New York State. Amerika'daki Columbia Üniversitesi'nde ortaya çıkmış olan bir fikir. And as a medical doctor, he was very afraid about the health of children. Tıp doktoruymuş ve çocukların sağlığı hakkında çok endişeli bir adammış. He teach me how to make a biberon for the kid. Bebekler için biberon nasıl yapılacağını öğretiyormuş. In a simple way. Basit bir şekilde. Not as medical doctor teach to people. They said you have to use milk at 10%. Tıp doktorlarının anlattığı gibi de %10 süt karıştıracaksınız falan gibi değil. People that is have a preparation in chemistry, they say okay, 10% weight volume is 100 grams in 1 liter. Ağırlıkla hacmi birbirine böldüğü zaman 1 litrede 100 grama denk gelen bir %10 gibi bir şey mesela.
But in no house in Chile and in no kitchen, there are something just to wait. Meters, yeah, to see how we can get 100 grams. Şili'de insanların evinde 100 gramı hesaplayabilecekleri bir tartı, bir ölçü makinesi cihazı yok. So this machine, this solution that the medical doctor was doing in Chile was not so good for people to do, because they doesn't understand what the doctor is saying. Yeah, it's another language. It's a language of the university. Ve Şili'deki insanların bu %10'u hesaplamak ya da bunu anlamak gibi bir ihtimalleri yok. Bu akademinin ya da bilgili olanların bildiği bir şey ve arada bir iletişim eksikliği var. So we start to see which are the needs of knowledge, of technical knowledge people need in the community. Topluluktaki insanların ihtiyaç duyduğu teknik ihtiyaçlar nelerdir acaba? And we discovered that they were not infinite. You can count them. Sonsuz şeyler değil tabii ki. Belki 100-200 adımla özetleyebiliriz. People has to know. And even I learned how to assist delivery. Simple material, simple things. So I can be a medical doctor in 3 years, if not in 7. Yeah. Of course, I have one solution, I have one kind of way to solve. Not many as medical doctors have. Yeah. So we discovered that we can create something like just this knowledge putting in the educational system. Yani bu sayısı belli olan sorunları çözmek için esasında 3 sene okuyarak çeşitli sonuçlara, başarılara ulaşabilirsiniz. 7 sene okumanıza gerek yok. Ve esasında bunları bu aradaki bağlantıyı şey yaparak, tekrar kurarak akademiyle birleştirmemiz gerekiyor. Making a functional relationship between the knowledge of university and the knowledge of community. Üniversitelerin bilgisiyle toplulukların bilgisi arasında işlevsel bir köprü kurmamız lazım. In a thing that we call wings of development. Gelişim ya da kalkınma çemberleri diyebileceğimiz şekilde. And the idea was just each step we go up in knowledge has to be related with the community for the production system. Üretim sistemi için yapacağımız her aşamanın, atacağımız her adımın toplumla ya da toplulukla bağlantılı olması gerekiyor. So the guys kid had to be in contact with the production of food at home. Yani buradaki insanların evdeki gıda üretimiyle ilgili bilgi sahibi olması lazım. In contact with the thing the father is doing at the countryside, at the farm or in the city. Yani işte insanların işte babasının mesela ailede çiftlikte neler yaptığı ile ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. So really it's a system that you can create there. Bütünleşik bir sistem kurmak gerekiyor. One important thing that we discover that we can order society in such a way that we can have this much community leaders. Ve toplumda belki bu şekilde bir hani hiyerarşi diyebileceğim bir düzenlemeye gitmek iyi olabilir. En altta toplum, bir üstte toplum liderleri, topluluk liderleri. And for example in a health. Örneğin sağlık konusunda. Yeah, you can see community leader of the community and nurse. Toplum dedik, toplumun önderi ya da lideri dedik. Onun üzerinde hemşire, onun üzerinde de doktor diyebiliriz. And specialist. Ve uzman en yukarıda da. So you have 5 levels. 5 seviyeden bahsedebiliriz. Of knowledge. 5 bilgi seviyesinden. But one very important thing is that there is a gap. Ama önemli bir şey arada boşluklar olabildiği. Very interesting gap here. Burada bu arada bir boşluk oldu. Because you see when you go to the office of health assistant, away from the community. Sağlık ocağına veya işte doktorun olduğu yere gidiyorsanız, hastaneye gidiyorsanız bu topluluktan uzakta bir yerde olur hep genelde. And this make a very interesting thing because people trust in their leaders, but not in the state.
çok ilginç bir şey. Çünkü topluluktaki insanlar önderlerine, kendi liderlerine güvenirler ama devletle alakalı seviyelerde güven yoktur. And we have not explanation for that phenomenon, but it's everywhere. Bunun için bir açıklamamız yok çok net olarak ama dünyada her yerde görüyoruz bunu. For the past one year, I'm doing something that's kind of like this. I'm communicating pregnant women with their doctors and helping the pregnant women. I give them information, but there's a big gap in Turkey with gynecologists and pregnant women. So I'm doing this kind of for. You see that? And yeah. It's very, and people are asking me questions that they cannot ask their doctors because doctors don't have time. They don't. There are many problems with this. And it's been very helpful, and I can see that. I mean, I'm not a medical professional, but. Son geçtiğimiz bir sene için bir sene sen çevirsen ne yapacağım? Çevirsen sen benden daha iyi çevirirsin herhalde. Bu da deniyor da yani onlara falan yardımcı oluyorum ama günümüzde bayağı bir sıkıntılı yani şu anda. Maybe we give a break? Pek ulaşamıyorlar kadınlar doktorlara. Yani arada böyle bir şey yani boşluk oluyoruz yani. Çok işe yaradığında görüyoruz. Peki. Yani, üniversitenin şu anki vaziyeti yani iki işleri var gibi geliyor bana. Birisi lisans vermesi, ikincisi araştırma yapması. Hı hı. Bu ikisi de topluma değil yani o şeyi veren parayı kim veriyorsa ona hizmet eden şeyler. Hı hı. Yani araştırmayı şirketler istiyor ve şirketlere çalışıyor üniversitede. Tıp ise bu ilaç şirketi olabilir, teknoloji şirketi olabilir, her neyse yani. Lisans meselesinde de sonuçta yetki alınıyor. Yani birilerine müdahale etme ya da işte binayı yapma mühendisler için, yani şeyler için. Fakat toplumun genel anlamda yani kullandığı işte ihtiyaç olduğu bilgi anlamında bir şeye tekabül etmiyor bu. Bu anlamda da biz eski kendi geleneğimizdeki şeye mi dönelim diye tartışıyoruz. Çırak, kalfa, usta şeyi ve bir halk üniversitesi tabiri kullanıyoruz. Mesela yani bir fırıncı bize ekmek yapmayı öğretsin, bir balıkçı bize balık tutmayı öğretsin. Yani böyle bir şeyler var. There are two functions of university. One is licensing, they give authority for people to do things. And the second is research. But this research is for whoever pays the money, like companies. They make the research or they give the money and they make the support. And licensing, they don't really help the economy. So he says that what they propose this idea. So what he's proposing is that we're going back to some kind of like a social learning, like a social university, where you go to a baker and they teach you how to make bread, you go to a fisherman, they teach you how to catch fish and things like that. Yani, mevcut üniversiteleri topluma entegre etmek mi, yoksa kendi üniversitesini, halkın üniversitesini, toplumun üniversitesini? So he's asking, which one is the right way to do, like adapting or taking the university and combining it with the society again, or just keep it there and build your own social learning systems or universities or things like that. İkincisi benim seçeneğim oldu. İki katlı tercih olabilir miyiz? Tabii. Bir tane şey söyleyeceğim. Bir sonraki sınıflarla ilgili zaman gördüğümüz Kiev'in sınırda veya Avrupa'da bir sınav var. Mesela inşaat değil yani. Yap. İngilizce anlatı versene abi. Ben buraya koyuyorum. Yani inşaat işçisinde en üst sefer 7 tane katman var. Ama katmanlar birbirlerinin termolojisini bilmiyor. Her zaman bilen katman ayrı. Ve siz o katmanları geçerek elinize kadar, yani mimar seviyesine kadar diyebilirsiniz. O yapı eskiden vardı. Üniversite şey işte de arada aslında şeyler var. Mesela meslek odaları var. Üniversite dediğimiz şey tek bir parça değil. Teknik üniversite ve üniversite kavramı. Ama bunu Türkiye'de çok ayıramadık. Teknik üniversite ile üniversite arasındaki fark ne? Onu izah edemiyorlar. Onlar biraz birbirinden farklı. Arada bir teknolojik katmanı var. Üniversite dediğim zaman daha çok bilimle yani ilgili olmalı. Teknik üniversite teknolojiye yönelmeli ve teknoloji kurumları olmayacak. Enstitüler var.
There are actually some other associations that in between universities and the society, like institutes and, you know, just associations of people from the same profession. They actually have to be a link between the two, but they're not functioning well, of course. Sorun burada, yoksa iki tane katman yok, o katmanlar var ama bunları düzgün işletemiyoruz. Yani siyasallaştırıyoruz, üniversite dahil. Bu sorunun işte esas sebebi bence, yani kıramadığımız şey, ne yaparsak yapalım, ne kadar işte bunları birleştirmeye çalışsak, aşırı uzmanlaşma ortada durduğu müddetçe şeyi kavramayacak. Gerçekten iyi niyetli olarak kendi dalında uzmanlaşıyor insan, bakın hayatın diğer şeylerinde, bir çocuktan daha şey kalıyor ve daha sonra anlamıyor şeyi, esas problemin nerede olduğunu. Aşırı uzmanlaşma insanı körleştiriyor gibi. Aşırı uzmanlaşma değil de insanlar uzman, hep şey uzmanlaşıyor. Yani adamın çok basit bir rahatsızlığı var, kontrol var mı olmak istiyor? Niye o kaynağı bir şey pratisyen mi? Yaz ama o... Pratisyen anlayamıyor tamam. Zaten araya gideceğiz şimdi yani. Sağlık hocası bir ses vermez, özel hastaneye dahi gidemezsin. Sırada tartışı güvenecek, kime güvenecek ya? Bence hepimiz pozitif güvenmiş. Bence de. Ben aslında şeyi söyleyecektim. Sorunuzla ilgili bir şey aklıma ne zamandır söyleyeceğim, onu bekliyorum. Fark ettim diyor yani. I was parking something about your question. So, she said that people are not joining because they are afraid of responsibility or something. I was practicing Oasis game in Brazil as a methodology to kind of transition towns, but it was not called like this. It's a like kind of gather the people together and feel like family and feel make the dreams true together. So in that one, it's like mapping that you showed. We were doing the first step was talent show. So we kind of make a big party for the society and invite everybody, make the posters, go to homes and invite, please come, we have a talent show and show your talents, whatever you do. Kids were dancing, women were showing their handcrafts. So like this, all the community start to see each other first, and then they felt connection, whatever is happening over there first. And then they were willing to do, and then we discovered researchers. And then we go, we went through dreams, what is the common dream, and then how we can do that. It was a very nice methodology to apply. It's good. I like this. Yeah. Tamam. Şimdi ben bir... Bring people to a party. Yeah, yeah. Because in the past, I remember in the past in my street, there was a Greek old man and he was playing movies to the street people. So everybody was taking his chair, coming in the middle of the street and watching to film. So the neighborhood was more connected. They knew each other, they loved each other, so there was no problem. It's very interesting because really I made this comment on the situation that you had for emergencies, yeah, that the state gives the proposal and the orders, and but people say no, we doesn't trust. Yeah. And it's a phenomenon. I really, I repeat, I don't know why. Özellikle acil durumlarda devletin verdiği talimatları insanlar yerine getirmiyorlar, yerine getirmek istemiyorlar, güvenmiyorlar çünkü. I was talking about just being home and being by the street are different situation for our brains. Evde olmak, evin içinde olmak ve dışarı çıkmak, sokaktaki ruh halimiz ve sokaktaki ve evdeki zihnimizi karşılaştırdığımız zaman ikisi çok farklı şekillerde. So this is an argument from neurophysiology and from life and from our society. Just to work with community, we have to. It's the only way. Bu hayatla ilgili, yaşamla ilgili, hatta nörofizyolojiyle ilgili bir şey bu. Topluluklar içinde çalışmalıyız, birlikte çalışmalıyız. So please don't create a university. Create a system of education from community. Evet, üniversiteler yaratmayalım. Yani topluluk için çalışan eğitim kurumları oluşturalım. In United States, there are for on the name of the women that work with delivery.
Midwife. Mm-hmm. There's a system, there's one Eco Village that teach to the university midwife. Amerika'da üniversitedeki insanlara, üniversitede çalışanlara ebelikle ilgili ders veren bir ekoköy topluluğu varmış. And in Mexico, the farm? Yeah, yeah. They helped me. Yeah, and many people in the world have been in the farm. So we have a solution. Community can do many things. Of course, there are very specialized things that we need somehow the university, but then left alone doing that. Yeah. Yani bir şekilde but, üniversitelerin yaptığı şeylere de ihtiyaç duyuyoruz tabii ama onlar orada kendi işlerini yapmaya devam etsinler. But to change the world, but to change the world, we need community.